Evet, onay bekleyen herkes burada. Yine herkes hazır. Gördüğünüz gibi Akile ve Beran süt annesine gittiler Beran'ın. Bakalım nasıl geçti. Önce izleyelim, üzerine konuşalım, olur mu? Hadi izleyelim. Beran ve Akile mutlu sona doğru adım adım giderken Akile düğün öncesi yaptığı yeni imajıyla Beran'ın karşısındaydı. Ancak bu mutlu mesut tablo Beran'ın abisinin canlı yayına bağlanmasıyla bozuldu. Evde durumlar nasıl? Akşam ne konuşuyorsunuz? Hiç Beran'ı ve Akile'yi konuşuyor musunuz? Yok, Beran diye bir kardeşimiz yok bizim. Beran. Benim annemi rencide ediyor, görmüyor musunuz Seda Hanım? Ben onda ne gördüysem onda gördüm Seda abla. Saygıyı, hürmeti ne gördüysem onda gördüm. Ama başka hiç kimse de görmedim. Beran seni çok seviyor, duydun mu? Beran ağlatıyor beni zaten. Ah. Çok üzülüyor. Ne yapacağız peki böyle? Ne yapacağız? Babası bir izin verse ben izin veriyorum. Beran'ın süt annesi böyle deyince Beran da Akile'yi yanına alıp Aydın'a süt annesinin elini öpmeye gitti. Bir çocuksun sen. Sen var ya bir çocuksun ki. Sen ne fikirsen yok ki. Ama ben yemedim ben buraya. El öpmeye geldim ben. Kurban oldum. Gece şimdi kurban olurum. Annem ağlamaz. Biz buraya ağlamaya gelmedik. Annem her şey için. Hakkın helal et bize. Biz buraya helallik almaya geldik. Benim annemsin. Ya biz sizi izliyorduk yemeği. Hoş geldin. Beran bir kez de gözlerinin içine bakarak süt anne ve babasından evliliği için rıza istedi. Buraya gelmemin sebebi tekrar onay istiyorum sizlerden. Hani güzelce bir yuvamı kurmak istiyorum. Yani Akile ile beraber yuva kuracağız. Hani ben İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Hani güzelce memleketime, aynen öyle, sana yakın olmak istiyorum, sizlere. Benim en yakınım sizlersiniz. Allah razı olsun. Daha iyisini bilir biz. Allah razı olsun annem. Onayladıktan sonra o daha güzel. Onlar olacak işte. İnşallah. Dediğin gibi. İnşallah sonra Seda Hanım teslim edeceğiz o zaman size. Aydın'a gelen Beran ve Akile burada köy ortamını görünce eski günleri akıllarına geldi. Çünkü güzel olur. İstanbul'da yapamayız. Bence İstanbul de. Havası bizi bozmuş. Ya olmaz. Bu, kendi köyümüzde. Bence de burası güzel yer. Kendi memleketi gibi insanın olmaz. Bizim yerimiz burası. O yüzden Selavlı'ya güveniyoruz. Ne güzel ya. Oraya mı yerleşirsiniz evlenince? Aynen abla oraya istiyoruz. Süt anneye yakın. Aydın'a. Ekran başındaki değerli izleyicilerim annesinden ve babasından, öz anne ve babasından ve abisinden onay alamayan Beran Akile'yi aldı. 3 yaşından beri yanında büyüdü. Süt annesine gitti. Süt anne ve babanın gördüğünüz gibi bir itirazı yok. Ama biz yine de istiyoruz ki artık onay gelsin ailelerden de. Daha nereye kadar, neyin direnişi bu? Çocuklar birbirlerini seviyorlar. Bu yola birlikte devam edeceğiz dediler. Elleri gördüğünüz gibi birbirinden ayrılmıyor. Ayrılmasın da inşallah. Onlar kararlarını verdiler. Biz sadece öz anne ve babadan da bu sefer doğru bir adım ya da diren yine bağlandı dün. Biraz öfkeliydi. Bekliyoruz, öfkelerin dinmesini bekliyoruz. İnşallah
onların da bir yumuşak anına gelecek ve çocuklar tamam artık evlensinler diyecekler. İnşallah diyecekler abla. İnşallah. Öyle bir ümidin var mı Beran? Biraz olsun var abla. Süt annemden dolayı biraz da onlar da yumuşayacağına inanıyorum. Bence de. Şu görüntülerden sonra. Sonrası mecbur abla. Hani inanıyorum. Nasıl seviyor seni? Benim için bambaşka Seda ablam. Yani değil mi? Kim geçerse karşıma geçsin ezer geçerim onun için abla. Dün abin dedi ya sana, annemin dedi orada aleyhine konuş. Sen annenin aleyhinde konuşmuyorsun ki. Sadece sen yaşadıklarını anlatıyorsun. Yani İşte. Beni 3 yaşından itibaren süt annem büyüttü. Ben her şeyi onda gördüm. Benim doğum günümü bile süt annem yapardı. Beni kendi ailem hatırlamazdı bile. Demek aileyi kötülemek demek değil ya da anneni kötülemedin ki sen. İşte onlar öyle anlıyor Seda Aksine abla. Aksine sen hep dedin ki anne elini ayağının altını öpeyim. Bir kere bağlan İşte. Evet de dedin. Biz hepimiz burada hatırlıyoruz. Sen Nurhan Hanım öz annen neydi? Kötü bir şey değil. Demedin. İşte onlar öyle algılıyor abla. Ben ne dersem ne yaparsam yapayım en ufak bir atağımda bile en yükseklerde benim abla. Dün o yüzden dedim ya acaba süt annene olan sevgini mi kıskanıyor diye. Ama normal çocuk kimle büyüyorsa ona alışıyor, onu seviyor. Çocuk 3 yaşında verilmiş. Normal yani Nurhan Hanım'ın da bunu anlayış göstermesi lazım. 3 yaşında ya, bir şeyleri hatırlamaya başladıktan sonraki verildiği insan ve onu emziren süt annesi onun ya da onunla birlikte bunca yıl zaman geçiren hatırlamaya başladıktan sonra hep hafızasında süt anne var. Efendim Ahsen'cim. Ben günaydınlar. Beran ve Akile'ye teşekkür etmek istiyorum. Yaptıkları şu getirde seyretim davranış çok güzel bir şey ve ilerisi de çok daha iyi olacak. Çok da faydalı olacak onlar için. Güzel değil mi? Size teşekkür evet. ederiz. Evet. Efendim Şükran. Evet. Şükran al hayatım. Ablam. Beran gelin kızımızla anne öz annesine babasına da gitsinler. Onları da yine müsaadelerini alsınlar. Yani onların da doğursa da biz yine haklar var. Biz de onu bekliyoruz. Tabii, bekliyoruz tabii. Da o çocuklar da bekliyor ama yeter. Evet. Biz de bekliyoruz abla kaç aydır. Yavaş yavaş düzeliyorlar ama inşallah verecekler. O da evlenecek, verecekler. Çıkacak, gidecek, işine bakacak, gücüne bakacak. Evet, burada otur evet, otur nereye kadar evet, otur otur. Evet. Bence de Selam. Öyle değil mi? Yani. Bir an önce yuvamı bakacak. Kurmak istiyorum artık. Mutlu olmak istiyorum. Bir an önce işime başlamak istiyorum. Ayrıca Nurhan Hanım istemiyorum ben yanımda diyordu. Çocuklar zaten süt anneye yakın bir yerde oturmak istiyorlar. Evet. Bunu da söyle evet, bari annene. Söyledim. Nurhan Hanım'a. Onlara da söyle. Anne sen onayımı ver. Ben Aydın'da yaşayacağım zaten. Orada işimi kuracağım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir onayını ver. Ben de kurtulayım sen de kurtul. Başka hiçbir şey istemiyorum ki ben senden. Bak annemlere gittim dün. Yalvardım. Hiçbir şekilde hiçbir şey demedim. Yine yanımda oldular. Destekçim oldular. Bırak da ben de mutlu olayım artık. Mutlu olalım artık. Akile sen şey seninkilerle konuşuyor musun bu arada? Konuşuyorum Seda. Ne diyorlar? Bir şey diyorlar mı? Bekliyorlar mı bizim gibi? Yani onlar da bekliyorlar. Beran'ın ailesinin. Değil mi? Evet. Bekliyorlar abla. Siz olsaydınız ne yapardınız? Efendim Hatuncuğum. Bu durumdan sonra annenin artık onay vermesi gerekiyor bence. Yıllarca evladını vermiş. O annenin yanında büyümüş. Çocuk hatırladığı şeyleri size söylediğiniz gibi tekrarlıyor. Bu duygularla yaşıyor zaten. Siz onlara bir yuva kurmak istiyorsunuz. Lütfen siz de anne olarak Seda Hanım'ın yapmış olduğu şeye destek verin. Bu çocukların yuvasını kuralım. Düğünlerini, nikahlarını yapalım artık. Yeteri kadar beklediler. Lütfen. Allah'ın izniyle inşallah. Amin inşallah. İnşallah Hatun abla inşallah. Bizim de beklediğimiz o. Evet Bahar'cığım. Şey dedim annesi de babası da izin vermese bile siz birbirinize destek olun. Hatta Akile dedi ki ben de çalışacağım, o da çalışacak. Beraber düzenimizi kuracağız dedi. Ben onun adına çok sevindim bu durum için. Akile her türlü destek Beran'a. Evet. Ben de öyle görüyorum. Söyledi. Ben de dedim ki yani Beran çalışsın, evine baksın, birbirinizi koruyun, kollayın dedim. Onlar desteklemese bile evlendikten sonra siz ikiniz kalacaksınız. O yüzden birbirinize destek olun dedim. O da dedi ki ben de çalışacağım, o da çalışacak. Beraber İnşallah bu devam VTR'yi izledikten dedi. Sonra efendim Esin'cim. Günaydın. Ben şu görüntüler yani annesini daha çok sinirlendireceğini düşünüyorum. Evet, evet yani süt annesi emek vermiş olabilir. Şimdiye kadar süt annesini o kadar çok övdü ki ama diğeri de öz annesi. Yani öz annesini bu kadar atmaması lazım diye düşünüyorum.
Ama Esin bir Hanım, şey ben atmıyorum çocuğum. Kendimi. Atıyorsun ya annen için. Ya atsam ben burada bir sürü laf söyleyeceğim. Söylüyorsun zaten. Yani bence senin annen hiçbir lafım var. Daha zaman, çok lafım var zaman. Benim. Daha çok lafım. Bunlar hiçbir şey. Bak bu bunlar söylemem bile yanlış. Daha için. Çok lafım var. Yani. Söyleyemediklerim var bırak, demem bile yanlış. Esin ya. Bitirsin bekle Şadım'a. Yani annen bence onay vermeyecek sana hiçbir zaman. Vermemekte de haklı. Niye? Annesi niye haklı. Niye haklısın? Ya öz annesi hiçbir şey yapmamış olsa bile 9 ay karnında taşımış yani. Yani neden süt anneye vermiş? İyi beslensin diye. Çocuk anneye bir şey demiyor ki. Söylüyor ben anneme Seda ne söyledim? Mesela örnek verir misin? Ne söyledim ben anneme? Diyorsun ki işte en basiti doğum günümü hatırlamadı. İşte beni dövdü. Bu kötü bir şey mi? Ama doğruluğunu şey söylüyor. Esna bir şey mi? Bana, benim annem beni öz annem kutlaması gerekirse... Neden Esin, süt annem kutluyor? Tek tek konuşsun abin bebeğim. Abin de çıkıyor bak bütün yaptıklarını anlatıyor. Abin sevmiyor bence ama annen baban seni ben sevdiği için... Ben hiçbiriyle anlaşamıyorum ki zaten. Senin yaptığın hataları söylemiyorlar. Ya zaten çıkıp dese ki böyle amenle diyeceğim onu ama da yapmıyorlar. Ama seni rezil etmemek için söylemiyorlar. Evlatlarını niye sevdikleri için. Etsinler. Ne için? Ne yapabilecek? Ne rezil anlamış. Edebilecek? Ya senin hayat tecrüben nedir Allah aşkına ya? Ya daha 25 yaşındasın. Dün annemi duymadınız mı siz? Duydum. Hı? Ne oldu? Hayatta zaten yaşayarak hayatım da zaten ben, benim yaşadım biliyor musun Esin Hanım? Benim yaşadım biliyor musun neler? Evet. Ha? Evet. Ne gördün? Evet. Ne gördün? Nasıl yani? Ha? Yaşadığım hayatı gördün mü sen? Ya anlatıyorsun ha? İşte görüyoruz. Anlattın mı işte? Bak belli anlatıyor. Bir şeyleri anlatıyorum ben size. Bence, ben sana burada gelip, bak, ben 25 senedir şunu yaşadım, ben sana sizi anlatmıyorum. Ya zaten ben, 25 senenin 15 senesi çocukluk diyelim. 10 senede ne yaptın sen? Hep hata üzerine hata yapmışsın ki. Ben hata ki, yaptım. Evet, benim yapmışsın. Babam yine arkamda durdu. Niye annem durmuyor? Baban da arkamda durmuyor ki. O gün aradığında benim babam dedi, arkamda. Geçti gitti yani. Benim babam her zaman arkamda. Arkamda değil bence. Benim babam her zaman arkamda. Babama ben değil. Ne hata olsaydı yaparsam yapayım. Anneni ikna ederdi. Ben ne yaparsam yapayım babam arkamda. Anneni ikna ederdi. Telefon açardı güzel güzel konuşurdu. Benim abimin yüzünden yapamıyor işte. Biz oğlu... Ha, abimin yüzünden yapamıyor. Abimin yüzünden. Ya anne baba abiyi dinlemez ki ya. Anne baba mı büyük mecbur abimi büyük yani. Mecbur dinleyecek çünkü orada çalışan tek abim var orada. Başka kimse yok. Hayır ben inanmıyorum ve onay da alamayacaksın. Ben sana inandıracak veya buradakileri inandıracak durumum yok benim. Senin ailene karşı. İster inanın ister inanmayın Esin Hanım. Başta yanlış yaptın sen. Ben baştan yanlış yapmadım. Annen için daha yumuşak konuşsaydı. Ben burada şerefimle onuruma çıktım. Ben sana inandıracak durumum yok. Ya bana inandırmasan bile seyircileri inandırman lazım. Bana inanan inanıyor zaten. Bana inanan inan. Seda Hanım inandım bana yeter. Kimsenin şeyin gerekmez. Ama onay almadıktan sonra Seda Hanım ben onay yapamıyor işte. Burada gerekirse... Şey yapacağım, oturacağım burada da. Tamam ben onay alana kadar İstediğin gitmeyeceğim kadar buradan. İstediğin kadar otur, onay alamayacaksın. Alacağım. Alamayacaksın, alacağım. Göreceğiz. İnat etmeyin yani benimle, ben alacağım. Yaptın, hala hata yapmaya peki, devam ediyorsun. Peki bir saniye. Esin, ne yapması lazım? Ya başta geldiği zaman ailesini kötülememesi lazımdır. Sonuçta... Kötülemedi ki çocuk ama. Kötülüyor, nasıl? Bana onay vermiyorlar dedi. Ya annem bana bakmadı, annem bana annesine, şunu yapmadı, annem beni arayıp bir dakika, sormadı. Bir dakika, sen de buradaydın kameraya gidip anne ayağının altını öpeyim diyen bu ama çocuk ama bir yandan kötülüyor, bir yandan yalvarıyor. Olmaz ki. Hanginiz, ne hepimiz anneyiz, daha hanginiz ne yapacağım? Kabul başka ederdik ne yapayım? Onu. Sen söylesin hanım vardı. Efendim? Sen söyle, ben yapayım onu. Ya daha yumuşak davranman. Ben daha nasıl, ne yapabilirim? Gittiğinde... Ben buradan kalkıp da anneme işte... Onay veriyorsan şey evet, annene yapmaz, gideydin. Yapmaz. Annene gideydin. Ben annene gideydin. Gittim. Ya gittim hayır, her seferinde dayak yedim ya. Bir yandan gidiyorsun. Dayak yedim dayak. Daha ne anlatayım? Ya niçin ha? Dayak yedin? Niçin dayak yedin? Gerçekleri neden anlatmıyorsun? Ya. Neden yaptıklarını anlatmıyorsun? Neden gerçekleri ne anlatmıyorsun? Ne yaptım ki ben? Ne yaptım? Sadece Akile'yi sevdiğim için mi yaptım? Gerçekleri söyle. Akile'yi sevdiğim için mi? Akile'yi sevdiğim için mi? Yani bir evladı bu kadar atmazlar yani. Ne bileyim. Onun için süt annem baktı değil mi? Ya süt annem... Ha? Peki, süt peki bir duralım. Beran gel yanıma. Beran'ın abisi Diren hattımızda. Diren merhaba. Merhaba Seda Hanım. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, teşekkürler. Seni dinliyoruz. Burada Beran'a katılmayan da var, sizi haklı gören de var. Ama Beran'ı da haklı gören var. Ne diyorsun Diren? Şimdi onu haklı gören herkes... Onu altı gören herkes kendisini bir bizim yerimizde koysun. Bir empati kursun. Anlamadık. Diyor, şimdi onu haklı gören herkes kendisini bir bizim yerimizde koysun. Heh. O
ondan sonra düşünsün. Bir empati kursunlar önce. Ha, bizim yerimize koysunlar kendilerini, bir düşünsünler diyorsun, haklı olanlar. Mesela Şadıman Beran'ı haklı görüyor. Diren diyor ki bizim yerimize düşünebiliyor mu acaba diyor. Ama şimdi Seyda Hanım. Anlamadım, bir daha söyler misin? Yok, senin söylediğini söyledim ben. Evet. Şadıman cevap veriyor direncim. Beran şimdi bir yerde haklı. Annesini anlattığına göre biz tanımıyoruz, etmiyoruz. Ne derece doğru olduğunu da bilemiyoruz. Fakat bu gençler birbirini seviyor. Hı. Hanımefendi bilmeden, görmeden yargılıyor. Ya, bu yanlış. Şimdi direnin sorusuna cevap verelim. Diyelim ki tamam, haklı olabilirsiniz. Ama artık bu iş bitmiş. Bunlar hayır, birbirine... abi de annenin ağzına bakıyor. Hiç de haklı değil bence. Kim değil? Diren mi? Yukarıdaki. Diren. Evet. Abisi. Evet. Diren, seni haksız görüyorlar. Anne ve babanı etkilediğini düşünüyorlar. Buna ne diyorsun? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi hiç kimsenin düşüncesi beni ilgilendirmiyor. Bu benim hayatım. Bu hayatı biz yaşıyoruz. Bugüne kadar da biz yaşamışız. Bundan sonra da biz yaşayacağız. Onların düşüncesinin bir önemi yok. Bizi haklı ya da haksız görmüşler. Diren, bir empati kursunlar. Diren, şimdi benim... Şimdi sana bir şey soracağım. Ablan ve büyüğün olarak bir şey sormak istiyorum. Ailemizi biz seçmiyoruz, seçemiyoruz. Kardeşin iyi de olsa, kötü de olsa kardeşin. Yani bu kadar Beran'ı kabul etmeme, bu kadar reddetme, bu kadar keskin olma, soyadını geri isteyecek kadar ne yaptı Beran? Biz burada çok merak ediyoruz. Ya bu çocuğu sen bitiriyorsun. Bitirdin. Milyonların önünde bitirdin abisi olarak. Bu çocuk ne yapmış olabilir? Ya şimdi o çocuğu biz mi bitirdik? O çocuk bu bizi bitirdi. Benim anneme söylediği lafları duymadınız mı? Bugüne kadar annem baktı, doğurdu, büyüttü, bu yaşına getirdi. Geldi, annesi olduğunu inkar etti. Bizi cümle halime rezil etti. Annemin şekeri, tansiyonu var, hastalığı var. Onun yüzünden sürekli bayılıyor, onu hastaneye götürmek zorunda kalıyor. Bunun bedelini kim ödeyecek? Siz mi ödeyeceksiniz? Beran mı ödeyecek? Direncim, bu sizin aile sorununuz. Yardımcı olmaya çalışıyorum ben sadece. Şimdi ben Seda Hanım. Annen üzgünse sen abi olarak olaya el atmalısın bana göre. Yani şimdi şunu söyleyeyim ben Seda Hanım. Benim annemin üzgün olma sebebi nedir? En önemlisi bu. Beran süt annem, süt annem diyor. Ya neyin süt annesinden bahsediyor? Şimdi farklı durumlar var. Onları söylemek istemiyorum ama hani süt annesi falan hepsi hikaye bunlar. Kendini sadece hani sığınacak bir kapı bulmuş, kendini oraya atmış, sürekli onu bahane ediyor. Ne bahanesi? Ne bahanesi? Adam gibi konuş. Bak Beran, sesini yükseltme. Allah Allah. Yükselsen ne olacak? İnsan gibi konuş. Beran, saygını bozmuyorsun. Seda Hanım, hiçbir şekilde kabul etmiyorum onu. Nasıl dedim annemi hiçe saydı? Ben de onu hiçe sayıyorum. Ama senin annene ne kadar güzel sözler söylediği zamanlarda... Ne kadar güzel şey ya, söylediği kötü şeylerden sonra güzel şeyler söylese ne olacak? Ya o çocuk annesini reddetmiyor ki, siz çocuğu reddettiniz. Hayır ya, hiçbir şekilde öyle bir şey yok ya. Çıkıp yayında bugüne kadar ben, onlar bana bakmadı, ben süt annemde büyüdüm, ben öyle yaptım, ben böyle yaptım. Ne oldu bu iş ya? Biz öldük mü? Kimde büyüdüm, kimde? Kimde büyüdüm, söylesene. Ha? Yayında söyledi. Yayında söyledi. O baktı. İnsan gibi konuşuyorsun. Lan niye bağırıyorsun? Beran. Adam gibi konuşmayı öğrenin lan o zaman. Lan oğlum, adamlığı senden mi öğreniyorsun? Canımızdayken ağlıyorsun, titriyorsun. Güzel konuşun. Sakin. Seda Hanım. Yalan yalan şeyler konuşuyorlar ya. Direncim, sen de sakin ol annem. Ben zaten sakinim. Eğer siz benimle muhatap olacaksanız soracağım Seda Hanım. Oğlum, çocukla muhatap etmeyin beni. Şimdi bak Diren, Beran burada günlerdir yalvarıyor. Babasına yalvarıyor. Ya günlerdir yalvarsa ne olur? Bizi rezil rüsva etmiş bütün cümle aleme. Annesini hiçe saymış. Ne yapacak demiş, rezil rüsva edip ne yaptı ki bu çocuk? Yüz kızartıcı bir suçmuş dedi. Benim annem yok. Benim annem bana bakmamış. Beni büyütmemiş. Bu ne demek ya? Yalan değil ki, bu çocuk diyor ki ben 3 yaşındaydım. Süt annesine verdiler. Süt annemle büyüdüm diyor. Bunda bir şey yok ki. İftira atmıyor ki çocuk. Kötü ya, bir şey değil ki bu. Süt annesinde büyümüş, süt annesinde büyümüş. Nasıl süt annesinde bak, büyümüş? Bak bana bak, benim süt annemin hakkında düzgün konuşuyor. Düzgün konuş. Sen de sakin konuş Beran. Bak benim süt annemin hakkında düzgün konuş. Beran. Benim süt annemin hakkında düzgün konuş. Bak benim süt annemin hakkında konuş. Düzgün konuş. Bak sen süt anneni savunduğun kadar anneni savunsun.
Benim süt annemin hakkını düzgün konuşun bak. Haddinizi bilin. Eda Hanım bak. Süt annesini savunduğu kadar kendi annesini savunsaydı her şey çok farklı olurdu. Ya yalan yalan şeyler konuşuyorlar ya. Bak diyor ki süt annesini koruduğu kadar kendi annesini de korusun. Annesi, ya kendi Seda abla annem beni sevmedi ya, ya da bir şey yapmadı. Ben annemi niye koruyayım Seda abla burada? Diren diyor ki Beran annem beni ya, sevmedikçe ben ne diyebilirim ki diyor ya. Benim annem beni sevmiyor diyor. Mesela ya seni... Ya neyi sevmiyor ya Seda Hanım? Hangi anne evladını sevmemiş diye kalkmış diyor beni sevmedi ya? Bunu hangi hafta söylüyor ya? Ya güzel güzel konuşun ne olur. Böyle bir yere varamayız. Seda Hanım bu ne demek ya? Sizin evladınız olsa evladınızı sevmeyecek misiniz? Diğerinden ayıp mı diyeceksiniz? Bu ne demek ya? Kendini ayrı görüyor. O kendini ayrı görüyor. Kimsenin onu sevmeyi diye ayırt ettiği yok. O kendisini ayrı görüyor. Farklı dünyalara ait olduğunu hissediyor. Peki, yani farklı farklı düşüncelere giriyor. Yanlış bir düşünce bu. Direncim annenle başta konuştuğumuzda eve kamerayı aldı. Teşekkür ediyoruz. Kameraman kardeşimiz eve girdi. Evde çekim yaptı. Annen orada diyor ki Akile'yi istemiyorum. Akile ile evlenirse onu evlatlıktan reddederim dedi. Biliyorsun. Ama evet, hani evet. Daha bir ılımlıydı. Sonra iyice annen geri adım attı. Sanki hani o reddederimden böyle bir sanki bir onu döndürürüz gibi ben öyle hissettim. Dedim ki Nurhan Hanım'ı ikna ederiz ya. Öyle hissettim. Sonra birden çok daha kötü oldu. Yani eve bizi alan annen kapıları yüzümüze kapattı. Yani sen de dün dedin ki ben izin vermiyorum. Annemi de babamı da ben etkiliyorum dedin. Yani senin abi olarak ben ona ben sahip çıkmanı bekliyordum. Anladın mı? Bu köprüyü ben şimdi değil şöyle, aslında Seda aslında Hanım. Senin bana yardım etmen lazım. Bu çocukları evlendirebilmem için. Diren. Şimdi Seda Hanım her şeyden önce biz kabul ettik başta. Eğer başta bize güzel davrandığı gibi davransaydı daha sonradan benim annemi inkar etmeseydi annemin hakkında ileri geri konuşmasaydı sonuçta benim annem onun annesi. Şu anda süt annesini savunduğu gibi benim annemi savunsaydı anne deseydi yani her şey çok farklı olabilirdi. Ama ne yaptı? Bunca insanın önünde kalktı bizi rezil etti. Olur olmaz şeyler konuştu. Hani ama, bunlar o şeyler değil. Ama sen biraz önce dedin ki bizi rezil ediyor dedin. Sizi rezil ettiği evet, falan. Evet hala rezil ediyor yani. Hayır hayır hayır. Konuştuğumuz hayır. Şeylere tamamen, bakın benim annemi inkar ediyor. Tamamen hayır hayır. İkisi de gayet güzel niyetlerle çok da terbiyeliler burada herkes görüyor. Evlenmek için buraya geldiler. Rıza istiyorlar sadece. Bu rezil ya, olmak mı? Evlenmek istemek. Hanımefendi, o Aykut dediğiniz hanımefendi daha geçen yüzyılda çiçeği yere attı. Ya bundan büyük bir rezillik mi var ya? Sonuçta hani onlar evlenecekmiş, birbirlerine destek çıkıyorlarmış. Böyle saçmalık mı var ya? Bırakıyor, gidiyor, karışıyor, oturuyor. Onay almadan ben senin yanına gelmem. Bu ne demek ya? Buna rağmen kalkıp da hiçbir şey demiyor. Hala onun arkasından gidiyor. Biz istemiyoruz Seda Hanım. Hiçbir şekilde. Onu evlatlıktan reddedeceğiz. Ya sen istesen de istemesen de annem hiç bunu kabul edecek. Babam da kabul edecek. Ben onlara inanıyorum. Tamam sen ister ama kabul et ister etme. Sen inancına inanmaya ha. Devam ben, et. Babam benim arkamda. Sen olsan da olmasan da onun da değil. Benim babam arkamda. Tamam. Benim babam arkamda olduktan sonra sen de olsan. Olsun. Şey güzel. Sen güzel konuş. O senin Seda abin. Efendim canım. Efendim. Şimdi, ben istiyorum ki ben ve ailem, annem, babam biz istiyoruz ki süt annem, süt annem diyor. Süt gitsin, direncim, süt annesini alsın. Direncim, alsın onu, bir şey söyleyeceğim. Ben Diren, hiçbir şekilde onay vermiyorum. Diren bir şey söyleyeceğim. Tamam, ablan olarak senden bir şey rica ediyorum. Buraya gelir misin pazartesi günü? Hayır, hiçbir şekilde gelmem. Bundan sonra da yayınınıza bağlanmayacağım. Rica ediyorum eve de kamera göndermeyin. Gelirsin. Ben diyorum Seda Hanım. Gel bunları burada... Abi kardeş orada bence... Orada konuşacak bir şey yok. Hani Seda Hanım bir şöyle şeylere de gerek yok rica ediyorum. Eve daha kamera da göndermeyin. Benim ailemi daha fazla rahatsız etmeyin. Olmaz rıza alacağız. Vermiyoruz. Burada düğün yapacağız, nikah yapacağız. Bu çocuklar... İstediğiniz soy ismini değiştirsin. Süt annesinin üstüne alsın, onun onayını alsın. Düğününü yapsın. Ne yapıyor, ne yapsın. Bizi alakadar etmiyor. Rahatladın mı Esin abla? Duydunuz mu? Hı? Rahatladınız mı? Hani böyle böyle konuşuyorsunuz ya. Ya bak o kadar şeysin ki bana bile diyorsun ki rahatladın mı ne demek? Nasıl konuşuyorsun? Ya, ailen sizi... içinde böyle konuşuyorsun işte. Hayır ben... Ben abine katılıyorum. Annemlerden bak ben annemi bu zamana ya, kadar burada bak, kötü laf söylemedim. Yapıyorsun. Burada kötü laf söylemedim. Önemli olan bak evlenmek tamam. Değil. Ne? Peki ne yapacağım ben? Evlenirken ya, aileler de evleniyor tamam mı? Tamam ben ailemi siliyorum dedim mi? Güzel bir yuva kurmak ömür boyu yuva sürdürebilmek için. Ben siliyorum dedim mi ailemi?
silmiyorum dedim. Ya ailen ben ailemle yaşamayacağım dedim. İstemedikleri Seda için dedim ki sizden uzak ya yaşamaya razıyım dedim. Ya şu sen bana bile diyorsun ki rahatladın mı? Ne demek rahatladın mı ne demek? Hoşunu da gittim evet, yani. Rahatladım. Sen diyorsun ki onay vermeyecek anne. Onay vermeyecek. Eridi, çok niye böyle yapıyorsunuz? Niye insanın umudunu kesiyorsunuz? Peki umudunu bir saniye, bir saniye. Esin bir saniye. Esin bir saniye. Şadıman bir şey söyleyecek. Ya Allah aşkına kardeşim. Bilip bilmeden konuşma. Görmeden konuşma. Bunları bu kadar üzmeye hakkın yok yani. Niye böyle yapıyorsun? Şadıman abla sen duygusal davranıyorsun. Önemli ben olan insanların iyiliği değil. Ben bunların yaşantısını önemli bilmeden, sen bilmeden nasıl aile hakkında, nasıl çocuk hakkında görüyoruz işte, karar verebiliyorsun? Görüyoruz işte. Anne demedi mi ki? Hayır onay vermiyorum. Çocuk da ondan sonra dedi ki ben dedi süt annemle büyüdüm. Anne anne olsaydı onu süt anneye vermezdi. Anne neden süt anneye veriyor? İyi beslensin Allah diye aşkına veriyor. Kendi sütü yetmediği ya için. Bak aşkım, arkadaşım, anne, vicdan, evladını nasıl bir süt anneye veriyor? Benim de oğlum öldü. Ben de komşumun gelen çocuğu anne çalıştı. Ben de baktım evlat gibi büyüttüm ama annesini annesi sahiptir çocuğa. Tamam Şadıman sakin ol. Esin, kız 3 yaşından sonra ne sütü artık be? 3 yaşına gelmiş çocuk. Ne olursa olsun 9 ay karnında taşımış yani. Süt konusu değilmiş o, başka konu. Hangimiz süt annenin çocuğu ölmüş. Süt anne çocuğunu kaybedince. Evet ama Nuran Hanım öz annesi de Beran'a vermiş. Hepimiz ailemizle tartıştığımız zamanlar oluyor. Bunu gidip millete reklam. Yaşayan ben geceler boyunca kahraman benim ahidim inleyen yıpranan benim kötüysen düşünsen kime ne Şimdi buradaki çocuklarımın hepsi ailelerinden onay bekliyorlar evlenebilmek için, yuva kurmak için. Yuva kurmak kutsal bir şey. Ve bu arada tartışmalarda Şadıman çocuklarımızla ilgili konuştuğunda çocukların gidip Şadıman'ın elini öpmesinin nedeni Şadıman bu yüzden bir evlat kaybettiği için çocuklar bu yüzden hep Şadıman'ın yanına gidiyorlar. Ekran başındaki izleyicilerimiz neden hep Şadıman Hanım diye düşünebilir. Esin de hatta dedi ya, Şadıman sen duygusal davranıyorsun. Çocuklar da Şadıman Hanım'ın o hassas noktasını, zayıf karnını bildikleri ve Şadıman Hanım'ı çok sevdikleri için o yüzden gidip Şadıman Hanım'ın elini öpüyorlar. Bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü aşk yüzünden bir evlat kaybetmiş bir anne o. Hepimiz onu çok seviyoruz. O yüzden duygusallıklar yaşıyor. Çocuklar da o yüzden bir şey olduğunda hemen gidip onun elini öpüyorlar. Biliyorlar durumu.